Merhabalar, ben Satım Elekseli'nden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir atıştırmalık tarifle geldim. Tarifimiz diyetlikleri, güvenli de deneyebilirsiniz. Kurabiye yapacağız, daha doğrusu kraker yapacağız. Gerçekten muhteşem de oluyor. Tarifi mutlaka kaydedin ve deneyin. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen yapımına geçelim. Tarifim için bir su bardağı ben tam buğday unu kullanıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşelim. Oradan da bakarsanız 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. 1,5 çay kaşığı da çörek otu ekliyorum. 1 çay kaşığı da kabartma tozu ekleyelim. Çeyrek su bardağı da su ekliyorum. İlk önce kaşıkla bir karıştırıyorum. Daha sonrasında da yoğurma işlemine geçiyorum. Un kalitesinden farklılık gösterebilir. Su miktarı değişebilir. Benimki birazcık hamur elime yapıştığı için ben yarım yemek kaşığı kadar un tekrardan ilave yaptım. Çok güzel bir şekilde hamurumuzu yoğuralım. Bu arada ben bir su bardağından ölçü yaptım ama isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz. Bunu da miktarını o şekilde artırırsınız. Hamur biraz elime yapıştığı için söylemiş olduğum gibi yarım yemek kaşığı kadar un ilave yaptım ve tekrardan yoğuruyorum. Hamurumu yoğurduktan sonra tezgahımı birazcık unluyorum. Daha sonrasında da hamuru tezgahıma alıyorum ve merdane yardımıyla da açıyorum. Hamurumun açma işlemi bittikten sonra ben yuvarlak bir kalıp kullanıyorum. Bu şekilde üzerine bastırarak şeklini alıyorum. Daha sonrasında da kalan hamurları tekrardan beze haline getiriyorum ve hamur bitirene kadar da aynı işlemden geçerek açarak şekil veriyorum. Son kalan bir parça hamurum kalıyor. Onu da elimle şekil veriyorum. Tepsime yağlı kağıt serdim. Daha sonrasında da hamurlarımı alıyorum. Aralıklarla da tepsime diziyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınımda yaklaşık 17 dakikada pişiyor. Yine de her fırın farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde de pişirelim. Fırınımızdan çıkardıktan sonra soğuduktan sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten kraker tadında muhteşem oluyor. Kesinlikle de tavsiye ederim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.